Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıllardır hiç eskimeyen ama lokum gibi olduğunda kimsenin de asla hayır diyemeyeceği irmik helvası tarifiyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Bir su bardağı irmiğimiz var. Bir çay bardağı dolu olacak şekilde unumuz var arkadaşlar. 1,5 su bardağı aynı ölçüde 200 milimlik bardakla 1,5 su bardağı sütümüz, 1,5 su bardağı suyumuz, 1,5 su bardağı şekerimiz ve 150 gram olacak şekilde de margarin ya da tereyağı kullanacağız. Öncelikle şerbetimizi ocağa koyarak başlıyoruz arkadaşlar. 1,5 bardak şekerimi tencereye ekliyorum. Üzerine 1,5 bardak su ve 1,5 bardak sütümü de ekleyerek tenceremi ocağa alıyorum arkadaşlar. Altını yaktım. Şerbetimiz çok kaynamayacak. Kaynadığı anda kapatacağız arkadaşlar. Bu arada da şerbetimize, bu şart değil, yoksa eğer kullanmamanız tat olarak bir şey değiştirmez. Ama görüntüde mutlaka değişikliğe uğratacaktır. Rengini biraz daha koyultup çok daha güzel bir rengi ulaştıracak arkadaşlar. Pekmez koyuyoruz şerbetimizin içine. Renginin biraz daha böyle kahverengi, bakın zaten hemen belli oluyor, dönmesine, bu da bizim helvamızın çok daha güzel bir renge kavuşmasını sağlayacak. Ama yoksa da çok problem değil, çünkü lezzetinde bir şey değiştirmeyecek. Şerbetimin şekerini şöyle bir karıştırıyorum. Orta ateşte kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra kapatacağım. Şerbetim de irmiğim de oldukça sıcak olacak. İkisini de sıcak kullanacağız. Şimdi bir taraftan da artık irmiğimizi kavurmaya başlayabiliriz. Evet, şerbetimiz bir taraftan kaynamak üzere olurken arkadaşlar, biz de irmiğimizi kavurmak üzere yağımı tavaya bıraktım. Siz bu şekilde, aynı şekilde 150 grama denk gelecek şekilde tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben şu anda margarin tercih ettim arkadaşlar. Yağımızı eritiyoruz. Evet arkadaşlar, yağım eridi. Artık 1 su bardağı irmiğimi ve unumu da ekliyorum. Sadece irmikten yapılanlar bana biraz daha böyle eksik geliyor. Unla yapılan aslında çok daha böyle lokum kıvamında olduğu için kesinlikle un kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tarifi denediğiniz zaman emin olun mutlaka ikinci, üçüncü defada deneyeceksiniz. Tutmaması mümkün değil. Aynı ölçülerde verdiğim şekilde yaparsanız eğer, siz de benimki gibi lokum kıvamında bir helva elde edersiniz inşallah diye düşünüyorum. Şimdi artık rengi dönene kadar en az 15 dakika olacak şekilde irmiğimi ve unumu kavuruyorum arkadaşlar. Sürekli karıştıra karıştıra bu arada. Evet arkadaşlar, şerbetim bakın hemen kaynama noktasına çok kısa bir sürede, 10 dakika kadar bir sürede ulaştı. Artık daha fazla kaynatmayacağım. Yeterli. Bakın dumanı üstünde. Çok fazla zaten soğumasına fırsat vermeyeceğiz. Hemen şöyle kenara alıyorum bunu. Bu arada şöyle yarım bardak kadar da benim kavrulmuş tuzsuz fıstığım var arkadaşlar. Bu aşamada siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz ya da tamamen sade yapabilirsiniz. Ben fıstıklı yapmayı tercih ettim. Hemen irmiğimi de göstermek istiyorum. Bakın çok fazla el çekmeden sürekli karıştıra karıştıra yapıyorum ki irmiklerimin yanmasına müsaade etmiyorum. Biraz daha kavrulup rengi döndükten sonra da hemen şerbetini ve fıstığını ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, irmiğimi bakın böyle artık neredeyse kahverengi kıvamı geldi. Kokusu da değişti zaten. Artık bu aşamada fıstıklarımı ekleyebilirim. Benim fıstığım kavrulmuş olduğu için zaten çok fazla kavurmayacağım. Hemen şöyle bir çevirip bırakacağım. Eğer sizinki kavrulmamışsa tereyağla birlikte öncesinde fıstığınızı ya da içine koyduğunuz kırmızı badem malzemeniz neyse onu mutlaka kavurmanızda fayda var. Lezzetini artırır. Benimki zaten kavrulmuştu. Artık tamam. Daha fazla irmiklerimin yanmasına müsaade etmeye gerek yok. Hemen şöyle kenara alıyorum artık. Bakın arkadaşlar rengine. Böyle oldukça güzel bir altın sarısından hafif dönmüş. Şimdi bu aşamada biraz tehlikeli. Şerbetimizi koyarken mutlaka elimize dikkat edip dikkatli bir şekilde koyalım arkadaşlar. Şerbetimizin hepsini tek seferde ekliyorum. Bakın. Arkadaşlar şimdi hemen katılaşacak zaten. Ocakta da çok fazla uzun tutmayacağım. 1-2 dakika tutmam yeterli olacak. Zaten hızlı bir şekilde katılaşacağı için çok fazla bekletmeme gerek yok. Şöyle bir çeviriyorum.
Bakın hemen katılaşmaya başladı bile zaten. O yüzden ocakta çok fazla tutmayacağız. Şöyle bütün şerbeti karıştırdıktan sonra tekrardan ocağa geçelim. Şöyle hemen tekrar yakıyorum altını. Bir dakika kadar, çok fazla değil. Bir dakika en fazla. Şöyle bir çevirip bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın helvamızı dediğim gibi bir dakika kadar ocakta tuttum ve kıvamı hala duman üstünde. Bakın lokum gibi görünüyor. Hiçbir şekilde beklediğinde de kıvamında bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. O kadar güzel oldu ki kıvamı. Şöyle zaten baktığınızda da bakın şöyle yapayım, bir kıvamını da görün. Hafiften dinlendireceğiz ilk sıcağı gidene kadar. Sıcak sevenler için en azından ilk sıcağı gittikten sonra yenilebilir. Ama şu anda çok aşırı sıcak. Hem biraz dinlenmiş olacak bir 5-10 dakika kadar. Ondan sonrasında da son halini de size biraz soğuduktan sonraki halini de tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle hemen tatlımızın kıvamını göstermek istiyorum. Bakın hala 10-15 dakika bekledikten sonraki hali bile lokum kıvamında. Siz de eğer tarifi tam olarak ölçülerine uyarak yaparsanız aynı ölçüde lokum gibi helvalarınız olacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese mis kokulu mutfağımızdan sevgilerle.